Bayanlar bayanlar Makaron TV'den ben Deniz Ufuksan, hepinize bir kez daha merhabalar. Yine çok güzel bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bu sefer çok komik, çok ilginç görüntüleri derleyip toplayıp bir arada sizlere sunacağız. Bunlar neyin görüntüleri olacak peki arkadaşlar? Narkoz görüntüleri olacak. Biliyorsunuz ki ameliyatlardan önce hastaları bayıltmak için anestezi uyguluyorlar ve bayıltıyorlar. Bayılması için de narkoz veriyorlar. Hasta uyandığında eğer ki narkozun etkisinden hala çıkamamışsa, hala kurtulamamışsa ortaya çok acayip, çok komik, çok enteresan görüntüler çıkmakta. İşte biz de bu görüntüleri derleyip, toparlayıp sizlerin karşısına çıkarttık. O zaman biz de lafı çok fazla uzatmadan hemen derlemiş olduğumuz görüntüleri sizlere sunmaya başlayalım. İlk görüntülerimiz ise söylediklerimizin adeta bir örneği. Narkozun etkisi geçmeden uyanan minik kardeşimiz pipisinin olmadığından dertli. Diğeri ise daha bir uçmuş. Yani kafasının güzel olduğunun farkında. Ama gel gör ki olmayan fayansların uçmasından kafasının tamamıyla duman olması onu hiç etkilememiş sanırım. Hadi videomuzu izleyelim. Pipi yok la. Ondan pipim yok. Pipim yok. Doktor hanım kim Furkan? Doktor hanım neyi? Kim o? Kim o? Doktor hanım kim? Kafam güzel oğlum. Bakayım kafana. Oğlum. Fayanslar kim onu diyor? Orada fayans yok ki Furkan. Orada ne var ki? Duvar var dümdüz. Okumam diyor. Şimdiki kardeşimiz ise hastane yerine kendisini mahkemede sanmakta. Öyle ki savcının kendisine rapor verdiğini, raporun nerede olduğunu yanındakilere soruyor. Hadi o görüntülerle devam edelim. Ben en son oradaydım. Savcı bana dedi ki, sen dedi... Ne savcısı ya? Sana savcı değil, savcı. Sana dedi, ev hapşire veriyorum, rapor veriyorum dedi. Raporu da ekleriz. Sen neredesin? Sen niye görünüyorsun? Gözünü açmıyorsun ki göresin. Çekiyorum, gözünü aç, beni görürsün bak. Aha. Sen geç saat sonra geldin. Ne kaç saati lan? 10 dakika olmadı, ben indim geldim hemen. Bırak bu işleri lan. Sen çabuk çıkmışsın. O doktor buraya gelsin bir kere. Açsana gözünü. Açacağım ya. Ben çekiyorum seni ama. Neler gördüm, neler görsem beni gördüm. Sıradaki hastamız ise adeta intikam yemeğini etmiş. Yani girdiği ameliyat çok kanlı olacak ki kanımı yerde bırakmayın diye söylenmekte. Ne yaptılar sana? Boğazımı kestiler. Tamam, biz de onu döveriz. Ay. Ay ay. Kanımı yerde bırakmayın lan. Niye, seni öldürdüler mi? Çağır babamdan yardım iste. Oğlum babam dedi lan. Baban geliyor, geliyor. Gelsin lan o. Bu nasıl narkoz kafasıdır ki dayısını kız zannedip ona öpücükler gönderiyor? İzliyoruz. Allah uçuyoruz aga. Kafan güzel oğlum, güzel. Ayrı kız. Kız mı? Dayınım lan ben senin, gerçek. Taburcu mu? Ben daha iki gün buradayım, ne güzelmiş bu ya. Bu kafa var ya. Mars'a gitsem böyle kafa bulamam. Bu da narkozun etkisiyle kendini kavgada zanneden hastalardan bir tanesi. Yani kafada narkoz var ama cümleler aynı kavga cümleleri yani. Bırakın beni, tutmayın, ya tutmayın lan beni. İzliyoruz. Beni yesediyor mu? Beni bir bırak hele. Zaten tutmuyor ki. Ben bir kalksam, abi kodum mu sererim ne yere işte. Vallahi yıkarım bak. Yıkan annem. Danışma manışma dinlemem. Ağız burun kırırım. Lan bırakın lan beni.
Lan oğlum bir Yavuz olaydın baba. Şimdi videomuzun bu dakikasına kadar pipisinin yerinde olmadığını sananları, kendini mahkemede sananları, hatta dayısını kız zannedip ona öpücük atanları bile gördük. Ama kendini tavuk sananı ilk defa göreceksiniz. İzliyoruz. Hüseyin bana bak bir. Hüseyin. Şimdiki olay gerçekten çok vahim. Ölümden korkan bir insansınız ve zor bir ameliyata girdiniz. Ameliyattan çıktığınızda narkozun etkisi hala kafanızı ele geçirmiş durumda. Öyle bir ortamda uyanıyorsunuz ki bir yandan cenaze namazınız kırılıyor, sela veriliyor ve bir yandan da cenazeye gelmiş olan insanlar hastayı gömün gömün diye ısrar ediyor. Böyle bir durumda sizin tepkiniz ne olurdu bilmem ama bu zavallı kardeşimiz resmen ölüm korkusunu yaşamış. İzliyoruz. Daha tabutun daha mezara girmedin dur. Hacı bunu yıkadın mı? Bunu yıkadınız mı? Okuma hoca, iba koyayım okuma. Ben ölmedim. Hadi bakalım bu cehenneme ölmedim. Gidecek cehenneme. İba ölmedin iba okuma çocuğum. Cehennem yolcusu kalmasın. Ay günlük koyayım. Sırada ise terliğini telefon sanıp konuşmaya çalışan bir hasta var. Hemen ardından da dinlemeyeli uzun zaman olan bir şarkıyı narkozlu kafada seslendiren bir kardeşimizin videosu. Kaçtı lan! Küçük kurallığa gitti. Baban arıyor la seni. Konuş şuna konuş. Baban arıyor. Kulağına dayı konuş seni dinliyor baban. Ne diyorsun lan? Rambo! Lan! Lan Rambo! Kapat amına kodumu. Dur dur dönme dur. Gelsin sen bunu tanıyor musun? Sen bunu tanıyor musun? Bunu tanıyor musun? Aslan kardeşim benim. Ayrıldın mı lan? Ayrılmadım. Amına koyayım. Mendillerinizi hazırlayın. İşte karşınızda Lorke 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 Lorke. Neden bulanıyor? Biliyorsunuz ameliyattan önce doktorlar hastalarına hiçbir şey yememelerini tembih ederler. Bu küçük kardeşimiz de öyle yapmış olacak ki uyanır uyanmaz narkozun etkisiyle sevdiği yiyecekleri saymaya başlıyor. Bana döner. Adana kebap. Urfa. Urfa kebap. Malatya kayısı. Çu avokat. Siz hiç hastanede doktoru ıslıkla çağıran hasta gördünüz mü? Görmediyseniz izleyin. Mario. Doktor! Ben kalkıp gitmek istiyorum lan bura. Bura nere bura? Hastane. Bir daha sıçat. Hastane nere lan? Bir daha sıçat. Senin... Osurdum gibi hissediyorum kendimi. Şu elimi de çıkarayım al. Adam ele bak yaşlanmış bak yani. Nasıl da ıslık çalıyormuşum lan be. Niye ıslık çaldın şimdi? Ne bileyim içinden öyle geldi. Hemen ardından da içinde bulunan takatı sadece iki kelimeye yükleyebilen bir mini kardeşimizin videosu gelecek. Kendime geldi. Şimdi de sırada doktoruna aşık olan hemşiresine yürüyen hastalar var. Onları izleyelim. Doktor
Sarı aşık oldum. Çok yakışıklıydı. Benim mavi gözlüydü galiba. Bilmiyorum, kahverengiydi galiba. Çekme sana lan. Akşam işimiz var mı? Akşam işimiz yok, sevinliyiz. Kime soruyorsun akşam işiniz var mı diye? Kime soruyorsun? Kime söyledin anlamadım tam olarak. Bence sana söylüyor bebeğim. Sıradaki videoda da minik kardeşimiz pipisiyle arasında o kadar özel bir bağ kurmuş ki, vay benim güzel pipim, vay benim cici pipim pipisini öve öve bitiremedi. Ama sonuç izliyoruz. Beni götürdüler bu odaya. Bir tane iğne yaptı, sonra da sonra olmadı, bir daha yaptı, ben boğulmuşum, pipimi tutturdu, pipimi ağırdı, pipimi, sonra pipimi, adam dedi bırak la evi, beni bağırdı, korktum, sonra bir tane adam ambulun ambulansına iğne yaptı, bir şey geldi, uyudum. Geldim, gözlerim açtım, burada yaptım. Tamam, aklın yerine gelmiş, tamam her şeyi aklımda. Sonra da baktım ki benim pipim ağır, benim güzel pipim ağır. O cici pipim, o güzel pipim, o güzel. O atmasınlar onu, atmasınlar. Ben onu yapıştıracağım yerine, yapıştıracağım. Atmasınlar, atmasınlar. Bilen pipimi, güzel pipim. Bak Facebook'a verir şimdi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için ameliyattan sonra narkozun etkisiyle saç ve aden insanların videolarını derleyip sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız da olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hmm.